2021 yılbaşı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yılbaşı programı diyorum çünkü bunu yeni yılda 2021'de tatilde izlediğinizi varsayıyorum. Çünkü bu videoları bir seri şeklinde her gün arka arkaya tatil boyunca yayınlıyor olacağım. Bu ikinci bölümümüz. En son Süper URL oluşturma bölümünde kalmıştık. Ben bu videoda size Süper URL oluşturmayı göstereceğim. Süper URL oluşturmadan önce listingimizi nasıl sağlıklı bir şekilde oluşturabileceğiz, örneklere bakacağız. Bu örnekleri ele alacağız ve bu örnekleri ele aldıktan sonra anahtar kelimelerimizi listingimizde başarılı bir şekilde kullandıktan sonra nasıl indeks alacağımızı, yani Amazon tarafında o anahtar kelimelerde nasıl listeleneceğimizi, ne yapmamız gerektiğini adım adım size şimdi gösteriyor olacağım. Buradaki en kritik nokta ilk bölümümüzde, yani dün yayınlamış olduğum bölümde ürün bulma bölümüydü. Yani anahtar kelime bulma bölümüydü. Bu anahtar kelimeyi bulduktan sonra ve anahtar kelimelerimize emin olduktan sonra adım adım emin adımlarla ilerleyebiliriz. Ancak şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Bu sadece bir YouTube videosu ve YouTube videosu olduğu için de ben size aslında gelin alın bunu satın demiyorum size. Tamamen sistemin mantığını anlatmak amacıyla bir örnek gösteriyorum. O yüzden bu örneklerde hatalar olabilir, eksikler olabilir, doğru bir örneklendirme olmayabilir. Önemli olan sistemin mantığını anlamanız ve bu mantıkla ilerleyerek sizin de en doğru ürünü buluyor olmanız ve en doğru ürünü bulduktan sonra da doğru anahtar kelimelerle ürünü inşa edeceksiniz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Adım adım ben size hangi aşamalardan geçeceğimizi gösteriyor olacağım. İlk olarak dünkü bölümde göstermiş olduğum Magnetiki'ye, yani anahtar kelime bulma yazılımına geri dönüş yapıyoruz. HeliumTen'i tekrar hatırlatmak istiyorum. HeliumTen'e TUGER 50 kupon koduyla, yani TUGER, TUGER birleşik olarak ve büyük harfle yanına 50 yazıyorsunuz, 5 ve 0 yazıyorsunuz. Bu kupon kodunu kullandığınız zaman HeliumTen'e yarı fiyatına sahip olabiliyorsunuz. Bundan faydalanın derim. Çünkü HeliumTen bizim elimiz, kolumuz, her şeyimiz. O olmadan ne yazık ki Amazon'da başarılı listelemeler, başarılı satışlar yapamıyoruz. Tabii ki alternatifleri var, yok değil, ama HeliumTen bana göre en iyisi. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi döndük, hemen Magnet'e geldik. Dünkü anahtar kelimemizi hatırlarsınız. Microphone for kids with stand kelimesi. Şimdi burada Word belgesi içerisine ben bu anahtar kelimemi yapıştırıyorum. Bulduğumuz diğer anahtar kelimeler neydi? Onlara bakalım. Onları kaybetmeyelim. Şöyle hatırlamaya çalışalım. Hemen aşağı indik. Müzik stand değildi. Kids mikrofon değildi. Yani olabilir aslında, Kids mikrofonu alalım. 38K aranma hacmi var. Kelimenin 9K aranma hacmi vardı. Şunu bir 9K diye not edelim. Bu da 38K. Bunun bir üstüne koyalım bu kelimeyi de. Bu kelime de 38, yani 38 bin kişi tarafından her ay Amazon'da aratılan orta rekabetli bir kelime diye düşünelim onu. Dönelim Helium'a. Üçüncü kelimemize koyalım. Şurada üçüncü kelimemiz hangisiydi? Bakın burada Microphone for Kids var. Bunu da alalım. Bu da güzel bir kelime. 63 bin kişi tarafından arattırılan bir anahtar kelime. Bu da yine bunun bir üstüne gelebilecek olan bir keyword diyebiliriz. Ne kadardı? 60 3 63K diyelim. Aylık aranma hacmi. Diğer anahtar kelimemiz hangisiydi? Karaoke'yi almıyorduk. Gerçi bu kadar yeter. Yani çok büyük kelimeleri almamıza gerek yok. Çünkü çok rekabetçi kelimeleri girdiğimiz zaman işin içinden çıkamayız açıkçası. Mümkün olduğu kadar düşük orta kelimeler iyidir. Yani bu kelimeler şu an bizim başlamamız için güzel anahtar kelimeler. Şimdi bizim süper URL oluşturmadan önce ürün listingimizi bir toparlamamız gerekiyor. Güzel bir listing oluşturmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak ben çalışmayı bu kelimeden yapacağım. Yani şöyle sarıyı işaretleyeyim. Bu kelimeden çalışma yapmaya başlayacağım. Ürünümün bu kelimede indekslenmesini istiyorum. Aslında hepsinin indekslenmesini istiyorum ama öncelikli kelimem 9K'lık hacimli bu kelime olacak. O yüzden ben Amazon.com'a giriyorum. Anahtar kelimemi yazdım ve arattırdım. Ve çıkacak olan ürünlere bakıyorum. Şimdi benim ürünüm standı olan, yani ayakta durmasını sağlayacak, mikrofonun ayakta durmasını sağlayacak bir çocuk mikrofonu satmak. Şimdi burada en çok satan ürünlere bakıyorum. Bakın mesela burada bir tane şu çok satıyor. 2078 müşteri yorumu olduğuna göre çok satıyor diyebiliriz. Yorum sayısı yüksekse
çok satıyordur. Mesela Double Karaoke demiş mesela. Buradaki örnekleri görüyorum. Aslında buradaki bizim ortak amacımız şu. Mesela bir tanesine girdim. Ben size örnek bir tane başlık yapacağım. Kesinlikle bir başka listenin başlığını kopyalayıp aynen kullanmıyoruz. Ama buradaki birçok şeyi alıp kendimiz bir şeyler ekleyip ya da yerlerini değiştirip tamamen aynı olmamak şartıyla kullanabiliriz. Şimdi ilk olarak kural şudur Amazon'da. Yani kural demeyelim de yapılan diyelim. Diyelim ki benim markamın ismi ne olsun? Kids World olsun. Şimdi Kids World ne yapacağım? Şuradaki anahtar kelimeyi yani mikrofon for kids with stand kelimesini buraya bu şekilde yerleştireceğim. Ürünümün ismi olarak bunu yazacağım. Şimdi her zaman ilk harflerimizi büyük yapalım. Ancak bağlaç ve işte şeyleri mesela for ya da with gibi ya da and gibi kelimelerimizin başlıklarını büyük yapmıyoruz. Onları küçük yapıyoruz. Ama bu kural değil aslında ama herkes böyle yapıyor. Benim alışkanlığım da bu yönde. Siz de bu alışkanlığı edinirseniz faydası olur. Ama diğerlerini büyük yapın. Ama hepsi büyük olmasın. Yani hepsi komple açmayın. Sadece ilk harflerini büyük yapın. Şimdi Kids World mesela buraya bir tire koyabiliriz. Microphone for kids with stand. Şimdi Amazon'da dikey çizgi, virgül ya da bu şekilde orta tire kullanıp kelimeleri birbirinden ayırabilirsiniz. Benim önerim size her zaman yani nasıl başlıyorsanız öyle devam edin. Yani virgülse virgül, tire ise tire. Ha, çok kritik mi? Değil. Ama indekslenmesi için şu tireleri koymak kolay oluyor. O yüzden ama çok daha yer kaplıyor tabii ki bu arada. İki tane boşluk, bir tane kelime fazla kaplıyor burada. O yüzden virgül koymak da avantaj olabilir. Birbirini tamamlayıcı cümleler olduğu zaman yani bir cümle kendi içerisinde S takısı vermek gerekiyorsa ve and yazmak istemiyorsanız virgül kullanın. Ama iki kelime arasında farklı bir ifade yani örnek veriyorum. İşte without battery mesela. Yani pili yok demek istiyorsam tire kullanırım. Ama işte without işte battery ya da ne bileyim işte box yani kutusu yoktur vesaire. Hani tamamlayıcı bir özelliği varsa o zaman virgülle devam edebilirim başla. Ama mutlaka farklı ifadeler varsa da tire kullanmamda ya da dikey çizgi kullanmamda fayda var. Şimdi burada ne diyor mesela ne demiş? Müzik sing along with flashing stage lights and pedals for fun. Musical effects. Şimdi burada tabii ki ürününüzle alakalı kelimeler kullanmaya özen göstermeniz gerekiyor. Mesela iki tane karaoke mikrofonu var mı? Diyelim ki var. O zaman ne yapacaksınız? Mesela ne demiş? With two microphones. Ve ayarlanabilir stand. Adjustable stand demiş. Şimdi ne yapacağım? Ben bunu alacağım. Diyelim ki benim ürünüm de bu şekilde bir ürün. Şuradaki without bateriyi kaldıralım. Şurada. Evet. Mesela burada benim tire koymama gerek yok. Çünkü tüm cümleyi tamamlayan bir şey. Burada to diyebilirim. Ya da to iki yazıyla da yazabilirim. Ama ben çok fazla rakam kullanmayı tercih etmiyorum. Sayı ifade ederken. Evet, ama şöyle de olabilir. Şurada çok etkilidir. 2 çarpı 2x mikrofon. Yani 2 tane mikrofon var. Ve işte bir tane ayarlanabilir stand var gibi. Mutlaka bunu yazmakta fayda var. Şimdi Kids Microphone. Bakın bu kelime de lazım bana. Şöyle yapalım. 2x yani 2 ya da PCS yani adet de diyebiliriz. 2 adet Kids Microphone. Şuradaki bir mikrofon bir tanesi fazla oldu. Bunu dışarı atalım. Tamam bunu da kullanmış olduk. Bakın bu kelime burada. Bu kelime burada. Microphone for Kids. Şimdi microphone for kids. Adjustable stand. Ne yaparım? Microphone for kids diyebilirim. Şunu düşünüyor olabilirsiniz ki bunu herkes düşünebilir. Bunu ben de çok düşünmüştüm aslında. Ama emin olun çok fazla kafa yormanıza gerek yok. Şimdi bir başlığın, ürün başlığının
çok büyük bir anlam ifade ediyor olmasına gerek yok. Yani birbirini tamamlayıcı mükemmel bir İngilizce ile hazırlanmış ve yazılmış olmasına asla gerek yok. Amazon'u gezin, şöyle bir tarayın. Zaten hiçbir listingin, yani çoğu listingin, öyle söyleyeyim, yani %80 listelerin başlıkları bir anlam ifade etmiyor. Çünkü insanlar burada kullanabildiği kadar anahtar kelime kullanmaya çalışıyor. Ve anahtar kelimeleri mümkün olduğu kadar başlığı çok fazla uzatmadan kullanmaya çalışıyor. Ha, siz anahtar kelimenizi kullandınız. Daha sonra virgül koyarsınız, işte tire koyarsınız vesaire. Başlığınızı uzatırsınız. Bunda hiçbir sakınca yok. Yani o sizin listinginizi dolu dolu gösterir. Şimdi başlığımızın oluşturma bölümünü umarım anlamışsınızdır. Bu bizim indekslenmemiz için çok faydalı bir ve gerekli bir şey olacak. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz gibi bullet pointler, bakın bullet point'ten kastım şuradaki ürünün yanındaki nokta nokta bölümler. Bu bölümleri de çok güzel açıklamalı, çok şık bir şekilde oluşturmanız, doldurmanız gerekiyor. Bunu da bu şekilde oluşturduktan sonra aşağı bölümde description bölümde, product description alanında yine ürününüzü tanımlayıcı metinleri oluşturmanız gerekiyor. Ve anahtar kelimelerinizi oluşturmanız gerekiyor. Bu anahtar kelimeleri oluşturduktan sonra artık listenizi Amazon'da yayınladınız diyelim ki. Ben bu bölümleri bu arada hızlı geçiyorum. Çünkü liste oluşturma, anahtar kelimelerin girileceği alanlar, bullet point oluşturmak vesaire, bunlar zaten benim geçmişte birçok videomda, eğitim videolarımda, YouTube'da ücretsiz olarak paylaştığım bilgiler. Merak edenler eski videoları izleyebilirler. İşte ürünleri depoya göndermekten tutun da ürünlerin etiketlenmesine kadar her şeyi zaten anlattım. O yüzden ben bugün burada tamamen teknik olan kritik bilgileri anlatacağım. Yani oradaki basit aşamalardan hiç bahsetmeyeceğim. Onlardan zamanında fazla bahsettim zaten. Şimdi benim burada bir önceki videoda bahsetmiş olduğum helium10.com/GEMS adresine geldikten sonra burada aşağıya inin. Mesela choose your marketplace diyor. Yani marketplace'inizi seçin diyor. Amazon.com, Amazon.de, yani nerede satıyorsanız orayı seçiyorsunuz. Daha sonra listenizi Amazon'da oluşturduğunuz aradan bir hafta geçti ya da birkaç gün geçti. Belki otomatik reklam açtınız. Bir şekilde listenizin orada indekslenmesi için, insanlar tarafından görülebilmesi için, daha doğrusu Amazon'un botlarının sizin anahtar kelimelerinizle ürünü listelemesi için biraz zaman geçirdiniz Amazon'da. Ürününüz listelendi diyelim ki. Ne yapıyorsunuz? Buradaki birinci adım Step via Brand, yani marka adımı bölümünde. Birinci adım, markanızı yazıyorsunuz. Bizim markamız neydi mesela burada oluşturduğumuz? Kids World markasıydı değil mi? Kids World markasını yazdım. Şimdi benim ürünüm, satışa çıkarttığım ürünüm Microphone for Kids with Stand kelimesinde listelendiyse, yani Amazon bu kelimeyle benim ürünümü indekslediyse, ki ben bunu nereden bileceğim? Hemen onu da göstereceğim size. Buradaki Helium 10'in Tools bölümünden erişebileceğiniz Index Checker bölümünden bunu öğrenebiliyorum. Buradaki marketplace'i Amazon seçiyorum. Asil numaramı yazıyorum. Daha sonra anahtar kelimemi yazıyorum. Ve burada Check Keywords dediğim zaman buradaki tüm indekslerde benim yanında yeşil ok işareti çıkması gerekiyor. İndekslenmiş olmam, yani Amazon'un hafızasına bu kelimeyle ürünümün yazılmış olması gerekiyor. Bu da olduktan sonra ben artık buraya keyword'ümü yazdım, markamı yazdım ve alttaki generate butonuna bastım. Amazon bana aşağıda bir tane, pardon, Helium'tan aşağıda bana bir tane URL ile bir web adresi verdi. Şuna tıklayarak kopyalayabiliyorum. Şuna tıklayarak da yeni bir sekmede ürünümün sayfasını açabiliyorum. Tabii ki şu an bu YouTube videosuna ötürü ben böyle bir ürünü zaten satmıyorum. Tamamen örnek amaçlı size gösteriyorum. Dolayısıyla eğer ben ürünümü bu kelimeyle indekslemiş olsaydım, yine şuradaki Kids World markasıyla listelemiş olsaydım ve indekslenmiş olsaydı, benim ürünüm şurada kutu şeklinde çıkacaktı. Yani arama sonuçlarını gözükecekti. İşte bu URL'miz, süper URL budur. Bu süper URL. Şimdi bunun birçok yöntemi var. Giveaway yöntemi. Birinci yöntem, eşe dosta arkadaşa ürünü aldırmak. Yani şuradaki URL'yi kopyalarsınız. Arkadaşınıza dersiniz ki bu adrese gir, Amerika'da yaşıyorsa tabii ki arkadaşınız ya da işte sattığınız ülke neresiyse orada yaşıyorsa, bu adrese gir ve ürün satın al dediğiniz zaman ne oluyor? Amazon sizin ürününüz, yani Kids World marka ürününüzü Microphone for Kids with Stand kelimesinde yukarıya taşıyor. Yani giveaway ne kadar çok verirseniz burada yukarı taşıma olasılığınız o kadar artıyor. Ama çok fazla giveaway vermenize gerek yok. Giveaway vermenin farklı bir metodu var. Onu da zaten bir sonraki bölümde
anlatıyor olacağım. Yarın da giveaway verme metodundan size bahsedeceğim. Detaylı bir şekilde kaç adet giveaway dağıtmam gerekir? Ne kadar giveaway verirsem anahtar kelimede yükselmem gerekir? Çok para harcamadan giveaway vermek, yani ürün dağıtmak ne kadar mantıklıdır ve gerçekten bunu yapmam gerekir mi? Onların hepsinin sorusunun cevabını bir sonraki bölümde alacaksınız. Ayrıca size giveaway'in hangi internet siteleri, yani sadece arkadaşlarınıza ürünü satın aldırmak değil de farklı internet siteleri üzerinden de ürün satın aldırmak nasıl mümkün olur? Onları da bir sonraki videoda, yani yarın gösteriyor olacağım. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.